Efendim merhabalar. Yeni bir günde tekrar karşınızdayız. Bütün izleyicilerimize hayırlı, güzel ve mutlu sabahlar diliyoruz. Yeni güne merhabadan TRT Diyanet ekranlarından tabii hayırlı cumalar dileklerimizi de iletmiş olalım. Cuma günü bizim için özel bir gün. Müslümanlar için bayram günü ve biz bugün aslında sosyalleşerek ibadet ediyoruz. Bir cemaat oluyoruz. Bir camiye gidiyoruz. Orada cem oluyoruz. Hep beraber ruhlarımızla canı gönülden Allah'a niyaz ediyoruz. Duada bulunuyoruz. Zikrediyoruz. Tesbih ediyoruz, Kur'an okuyoruz, yan yana saf tutarak namaz kılıyoruz. Peki camiye gittiğimizde burada bir adab e, erken söz konusu. Acaba bunları hatırlamakta fayda var mı dedik bugün yeni güne merhaba ekibi olarak. Cami adabını konuşalım istedik ve bize bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Doktor Mehmet Can Hocam eşlik edecek inşallah. E, camide yanımızda bulunanlara selam vermekten tutun da birileri namaz kılarken diğerlerinin yüksek sesle Kur'an okuması doğru mu? dur camiye gelirken kokulardan bahsediyoruz genelde fakat sadece bu mu dikkat etmemiz gereken şey yoksa görsel olarak daha temiz giyinerek estetiğe dikkat etmek lazım mı bu ve bir sürü sorunun cevabını inşallah 45 dakika boyunca paylaşacağız ve ayrıntılara baktıktan sonra da konuğumuza hoş geldiniz diyeceğiz camiler Allah'ın evleridir peki camilerde nasıl davranmamız gerekir cami adabı ile ilgili bilinmesi gerekenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Mehmet Can Bulat Yeni Güne Merhaba anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne Merhaba'da. Evet efendim bugün cami adabını konuşacağız. Doktor Mehmet Can Bulat, hocam stüdyo misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın. İyi sabahlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun inşallah hepimize Teşekkür cümlemize. Teşekkür ederim bütün seyircilerim için. İnşallah. Hayırlı cumalar diliyoruz. Böyle hep beraber yaşamaya camideki cemaat gibi bir ve beraber olmaya vesile olsun değil ee, mi hocam? İnşallah. Cuma'yı böyle de anlamak lazım. Elbette tabii yani Müslümanların bayramıdır. Evet. Birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Cuma her şeydir Müslümanlar için. Evet. O her şeyin içerisinde neler olduğunu belki böyle hani parça parça da konuşma fırsatımız olacak programda ama cami ve mescitlere gitmekten maksat tabi ibadet etmekle beraber aslında diğer müminlerle kaynaşmak. Bugün biz sosyal hayatta izolasyondan bahsediyoruz değil mi? Yalnızlaştık diyoruz. Fakat evet. bir şeye gittiğinizde bir camiye gittiğinizde hiçbir şey olmasa birilerine selam veriyorsunuz hocam. Aynı dine inanmak. Gönül getirdiği... huzuru oluyor. Evet. Aynı dine inanmanın getirdiği bir mutluluğu yaşıyorsunuz kendinizi ait hissediyorsunuz daha yani fazla Yani Mutluluk belki zaydan an meselesi yani evet. o anda yaşanan bir şey ama bu huzur Ne güzel söylüyorsunuz evet. Daim olan bir şey iç ferahlığı mutluluğun ötesinde bir şey Evet inşallah onu şey yapalım yani onu artırmak vesile olsun. Böyle cuma olunca hep insanın diline dua geliyor hocam. Evet. Ee, şeyden yani cami adabından bahsedeceğiz ama hani bu e, temiz giyinmek işte yani hijyene dikkat etmek, diğer insanlara saygı göstermek falan diyoruz. Fakat e, ben başka bir taraftan başlamak istiyorum hocam. Biraz böyle işin değerle ilgili boyutundan bahsedelim dilerseniz. Şimdi oraya biz bir ibadet için gidiyoruz. Diğer insanlarla kardeşlerimizle buluşmaya gitmiş olacağız. Oluyoruz. Ve orada eşitleniyoruz. Aslında hacca çok benzeyen tarafı var değil mi? Yani Bütün tam ibadetler. Da, tam da onu söyleyecek Havafla evet, safların hani beraberliği evet. Müslümanlar için Camide çok önemli. Camide de aynı şey oluyor. Aynı şey. Dolayısıyla evet. çok mütevazi olmanız gereken bir yer aslında cami. Evet. Beytullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız biz. Yani camilere, mescitlere Beytullah diyoruz. Evet. Allah'ın evi. evi. Evet. O zaman biz Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. İster Kabe'de olalım, ister diğer mescitlerde, camilerde olalım öncelikle bilmeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyoruz. Hı hı. Devam edelim hocam ben hiç kesmeyeyim sizi evet. ve oraya gelirken nasıl gelmemiz lazım? Nasıl bir ruh haliyle gelmemiz lazım? Yani bir insan kendisini yaratan alemlerin Rabbinin huzuruna geleceği düşüncesiyle onun huzuruna nasıl çıkması gerekiyorsa yarın kıyamet gününde mahşerde onun huzurunda nasıl çıkması gerekiyorsa o düşünceyle o inançla camiye, mescitlere gelirse o zaman gönül huzurunu bulur. Yani mahşeri de andırıyor. Hmm. İbadetlerin Az... Allah'ın huzurunda olmanın böyle bir hatırlatıcı talebi var değil mi? Yani evet. çünkü namaz hani insanı bütün kötülüklerden alıkoyar diyor ya ayette. Evet. Şimdi böylece bir insan günde beş defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor namazla birlikte. Bunu ferdi olarak kılsa da böyle cemaatle evet. de kılsa. Ama cemaatle kıldığı zaman daha çok sorumluluk bilincine kavuşmuş evet. oluyor. Dolayısıyla camiye gelirken temiz elbiselerini giymeli. Gereken intizamı, nizam, intizam olmalı. Dağınık olmamalı. Saçı başı dağınık olmamalı. Yine en güzel elbiselerini, en temiz elbiselerini giymeli. Güzel kokular sürünmeli. Evet. Ama bu güzel kokular dediğimiz zaman Zahide Hanım bazen öyle insanlar var ki evet. bakıyoruz güzel kokuyla rahatsız ediyor. Yani ne güzel Ağır gibi. geliyor. İnsanın evet. başını ağrıtıyor. Yani güzel koku olmalı ama başkalarına ferahlık verecek güzel koku Hı. olmalı. Ya da belki bunun da çok fazla abartılmaması lazım. Evet hani ben de tam. Çevreye de böyle e, adeta bir şey gibi parfüm Başı ağrıtacak gibi. kadar. Evet, evet hocam. Ba bazı şeyler öyle Zahide Hanım. Yani bazı kokular var ki güzel koku diye veriliyor ama yanındaki insanların başını ağrıtıyor ağrı evet. Bunlar da olmamalı. Ama en önemlisi de bir insan hangi vakitte olursa olsun hı hı. temiz gelmeli hı. ama özellikle de cuma günlerinde usul abdesti almalı. Hı hı. Yani e, sabahtan şimdi şöyle düşünebilir insanlar. Hı. Cumaya gelirken ya imkanımız yok. Evet. Ya bu şart değil. Akşam yatmadan önce olabilir sabah hı hı. duş alamayacaksa. Sabah alabilecekse işe gelmeden önce sabahleyin alır. Böylece cuma için almış olur. Bunun yani, önemi nedir? Ya bunun önemi O bir tabii, hazırlık mı? Hazırlıktır yani hocam, Ona yani bir şeyi özenmekle, önem vermekle ilgili yani bir Yani her işte, şeyin bir maddi bir de manevi boyutu var. Evet. Bu da ibadetlerin maddi boyutu. <laughs> yani bizler her bir namaza ne yapıyoruz? Abdestli olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmış oluyoruz. <laughs> yani abdestsiz ne kadar bir insan namaz kılmış olsa bu batıl olur geçersiz evet. olur. Onun için e, gusül abdesti de sünnettir. Yani bir Müslümanlar için her cuma gusül Hı -hı. abdesti alması vacip derecesinde kuvvetli bir sünnet. Hı -hı. Çünkü eskiden insanlar hani çok fazla duş kadar, almıyorlardı. evet su imkanı, i̇mkanı belki yok yoktu. evlerde ama değildi. şimdi imkan var. Evet. Yani haftada en az bir defa Müslümanlar için bu önemli. Hı hı. Yani bu en az bir defa derken birden de birden fazla olması daha güzel bir şey. Evet. Ama hiç olmazsa cuma günleri insanlar namazlarını toplu kılıyorlar. Hı hı. Bir arada kılıyorlar. Onun için ter kokusuyla yanındaki insanları rahatsız etmemeli. Etmemesi lazım. Ne güzel söylediniz. Bunun detaylarını konuşalım hocam. Ee, yani sadece burada tabii diğer kokuları da belki konuşmak lazım. Yiyoruz, içiyoruz değil mi? Akşamdan bir şey yedik şimdi. Cuma günü cemaatle ibadet edeceğimizi biliyorsak o kısıtlamaya da dikkat etmek lazım. Ama o cemaatle namaz kılmanın faziletine dair e, hadislerinden bir video hazırladık. Tabii Kısa ki. bir video. izleyelim. Ardından tekrar stüdyoya dönelim ve hatırlatmış olalım. Yeni güne merhaba. Etdiyanet.tv e-mail adresimiz Ankara'nın alan koduyla 294 4294 canlı yayın telefon numaralarımız sevgili izleyenler cemaatle namaz kılmak ya da cami adabı bu konuyla ilgili sormak istediklerinizi paylaşmak istediklerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılmanın faziletine dair şöyle buyurmuştur. Kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde veya çarşıda kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. Bu fazilet şu şekilde gerçekleşir. Biriniz güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir ve bir günahı silinir. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece Allah'ım bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tövbesini kabul et diye dua ederler. Kişinin bir başka kişiyle birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişiyle birlikte kıldığı namaz, bir kişiyle birlikte kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah'a on nispette sevimlidir. Kim Yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevab alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevab alır. Evet efendim yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Mehmet Can Bulat hocam stüdyo misafirimiz ve çok güzel bir konuyu konuşuyoruz. Cami adabı. Cuma günleri cemaatle ibadet ediyoruz. Diğer vakit namazlarında da hiç şüphesiz aksatmadan camiye gidenlerimiz veya yolu düşmüşken evde, iş yerinde, başka bir yerde değil de bir camide kılayım, o huzuru, o huşuyu hissedeyim diyenlerimiz camiyle sıkı bir ilişki, irtibat kuruyorlar. İnşallah bu hepimiz için geçer geçerli olur. Her zaman geçerli olur. Fakat burada bir adaptan erkenden söz etmek lazım. İşte onu konuşuyoruz. Hocam az evvel söylediklerimizle beraber izleyicilerimizden gelen sorular var. Çok enteresan bir paylaşımda bulunmuş bir izleyicimiz. Bilhassa tabii cami adabı deyince burada hani mesela Ramazanlar falan gündeme geliyor hocam. Orada her gün teravih evet. edenlerimiz var ve belli şeyler çok dikkat çekici oluyor. Bir hanımefendi diyor ki bazılarını çok azarlıyor camidekiler demiş. Ben buna itiraz ediyorum. Yaptığı hataları sürekli söylüyorlar. Doğru mu acaba bu? Hocama bunu sormak isterim diyor. Yani camiye gelen insanları azarlamak son derece yanlış bir hareket. Evet. Yani muhtemelen burada karşı tarafın bir şeyi hani iyi niyeti var. Belki tadili erkana uymayan şeyler yapılıyor. Onunla ilgili bir ikaz var ama azar Şimdi düzeyinde ben, olmaması. Daha ileri düzeyde Buyurun. sahabe döneminde yaşanan bir olayı anlatayım. Buyurun. Çölden bir bedevi Şimdi bedevi dediğimiz zaman ilk defa İslam'la tanışacak. Yani Müslümanlık ne, evet. cami ne, temizlik ne bunları bilmeyen birisi. Gelmiş çölden Müslüman olmuş ama hiçbir şey bilmiyor. Hı hı. Şimdi bu Mescid-i Nebevi'de bir kenara idrarını yapıyor. Evet. Olayı siz de biliyorsunuz. Evet, hı hı. Bunun üzerine sahabeden bazıları onu tedip etmek istiyorlar. Hı hı. Resulullah onlara diyor ki durun diyor ve ona çağırıyor o kişiyi, anlatıyor buranın cami olduğunu, mescid olduğunu, temiz olması gerektiğini, namazın ancak temiz olan bir yerde kılınabileceğini, bunlar anlattıktan sonra sahabe-i kiramdan bazılarına diyor ki bir kova su alın, o zaman tabi kum, şimdiki gibi evet. halı vesaire yok, üzerine dökün, kumda ne olur o idrar, alta doğru gider, böylece kum Temizlen. temizlenmiş olur. Yani onu azarlamıyor, ona kötü bir söz söylemiyor. Niye bilmiyor. Bu tahmin edebileceğimiz en kötü örnekte bile böyle bir En kötü diyorsunuz. örnek evet. evet. Yani en kötü örnekte bile yani şimdi düşünün birisi gelse caminin içerisine diyelim idrarını yapsa ne yapar? Bütün cemaat <laughs> evet. övmeye kalkar. Çok haklısınız. İşte yani bu tür en kötü bir şey yapmış olsa bile bizim yani şu düşünmemiz lazım. Bu insan bilse bunu yapmazdı. Evet. O zaman onu kırmadan, incitmeden nasıl bunu anlatabiliriz? Bu şekilde davranmamız gerekir. Hocam ya da bilse yapmazdı bir ihtimal, e, en iyi ihtimal belki ama bazen de özensizlikten de yapabiliyoruz. Yani ben gençleri görüyorum böyle, genç kızlar için de geçerli. Fısır fısır cep telefonuyla konuşabiliyorlar caminin içinde. Hani bir vaktin sonuna doğru gelmiş, öbür vakti bekliyor. O sırada camide vakit geçiriyor. Bu harikulade bir şey. E, ama mesela bir taraftan da cep telefonuyla konuşuluyor. Şimdi e, tabii burada şu mevzu da gündeme geliyor. Yani biz camilerde hiç mi dünya kelamı konuşmuyoruz? veya işte bir şey yapacaksak bunu nasıl yapalım? Hani camiyi acayip derecede sessiz, sakin, kütüphane gibi bir ortama mı çevirelim? Yoksa cami namaz saatleri dışında zaten Müslümanların yine bir araya gelebilecekleri sosyal bir ortam mıdır? Yani camide elbette Cenab-ı Hak zikredilir, namaz kılır, kılınır, dua edilir, beraberce topluca insanlar ibadetini yapar. Yani bunun dışında işte hiç konuşulmaz, ee, hiçbir şey söylenmez, Hı -hı. dünyevi bir şey konuşulmaz. Dünya kelamı konuşulmaz. diye bir şey yok. Mesela bunu çok söylüyorlar. Evet. Bu bir yönüyle doğru ama tam doğru değil. Çünkü Hı -hı. ihtiyaç varsa konuşulur, lüzumsuz konuşulmaz. Hı -hı. Bunu böyle kısıtlamak lazım. Yani camide oturup da dedikodu yani yapmamanız lazım. Yani laubali olunmaz, evet. dedikodu yapılmaz, iftira atılmaz, gıybet edilmez, haram olan şeyler konuşulmaz. Hı -hı. Ama iki dost bir araya gelmiş... Kenarda namaz kılan insanlar var, bir kenarda onlar da bir kenarda oturmuşlar. Büyük bir cami düşünün, Evet kimseye rahatsız etmiyor. Orada dertleşiyorlar, konuşuyorlar, bunun bir mahsuru yok. Üniversitelere yakın camilerde ders çalışırdık yani. Ders çalışılır evet. ama başkasını rahatsız etme. Etmeden. Evet. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta bir caminin huzurunu ihlal etmeyeceğiz, hı hı. başkalarına rahatsızlık vermeyeceğiz, çevreyi kirletmeyeceğiz yapılan ibadete engel olmayacağız. Birisi namaz kılıyorsa onun namazını teşviş etmeyeceğiz. Yani zihnini karıştırmayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki burada biz iyi bir şey yaptığımızı düşünsek bile mi bunu yapmayacağız? Programdan önce siz çok önemli bir şey söylediniz. Cemaat namaz kılıyor. Henüz vakit girmemiş de olabilir. İşte nafile yani ibadet ediyorlar. Tek tek ediyor, namaz belki. kılıyorlar. Tek tek mescid, namaz evet. kılıyorlar. Evet. Tahiyetül mescid namazı. Evet, onun onu birazdan detaylarını Tabii. da paylaşacağız inşallah. Ee, ve orada da birileri yüksek sesle hocam yani kendisinin duyabileceğinden daha fazla bir sesle Kur'an okuyor. Bu doğru mudur? Bu doğru değil. Yani Hı -hı. şimdi caminin içerisinde orası kamuya ait. Yani evet. Beytullah diyoruz ya. Bütün topluma ait olan bir yerdir. Allah'a aittir. Dolayısıyla her Müslümanın orada hakkı vardır. Ben gelip orada namaz kılıyorsam ben orada kendimi namaza vermem gerekiyor. Şimdi birisi ezber yapıyor veya tek başına Kur'an-ı Kerim okuyor. O zaman sadece kendisi duyacağı şekilde ya da orada namaz kılanların zihnini karıştırmayacak şekilde okuması gerekir. Bu da bir caminin adabından. Evet. Yani yüksek sesle yüksek böyle. Yüksek sesle uygun değil. Evet. Ha. Orada ezber yapanlar var mesela Biz hocam. Ezber yapanlar ya da işte kendisini geliştirmek için evet. yüksek sesle okuyanlar. Tecrübe çalışanlar. Tecrübe çalışanlar. Evet. Bir de okunan Kur'an'ın dinlenmesi gerekir. Hı hı. Şimdi etraftakiler dinlemiyor. Dinleyecek durumda değil çünkü ders çalışıyor. Hı hı. Biri namaz kılıyor. Birisi başka. Tesbih çekiyor. Tesbih evet. çekiyor. Kendini Allah'a vermiş. Hı hı. E, yani... E orada 50-100 kişi var veya onlarca kişi var. Bu durumda ne yapacak? Bir kenara çekilecek, ezberini yapacaksa başkalarına hiçbir şekilde rahatsızlık vermeyecek şekilde sesini yükseltmeyecek. Bu da çok önemli. Çünkü evet. Bunlara riayet edilmiyor Zahide Hanım. Evet hocam çok haklısınız. Yani e, ne güzel söylediniz. Aslında hassasiyetimiz kamu malı olması üzerinden giderse eğer evet. daha ciddi bir e, farkındalık oluşabilir. Hocam izleyicilerimizin soruları var. Tekrar hatırlatmış olalım. Yeni güne merhaba. Etdiyanet.tv elektronik posta adresimiz. Ankara'nın alan koduyla 294 4294 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir izleyicimiz demiş ki abdestsiz olarak ibadet etme haricinde camiye girebilir miyiz diyor. E, geçenlerde İstanbul'a gittiğinden bahsetmiş. Eyüp Sultan Camii'ne giderken abdestim yoktu diyor. Acaba günaha girdim mi diye sormuş hanımefendi. Yani abde, cami ve mescitlere abdest olarak girmek, girmek güzel bir evet, şeydir. Hazilettir değil, değil mi? Hazilettendir, müstehaptır. Fakat yani bir insan abdestsiz de olsa camilere, mescitlere girebilir. Hı hı. Yani bir temizlik yapacaktır mesela. Evet, veya oradan evet. geçecektir. Veya başka bir ders çalışacaktır. Şimdi mutlaka abdestli olmak gerekmiyor. Yani birisi oturup camide bir kenarda ders çalışacak. Veya işte iki arkadaş diyelim ki bir camide bir kenarda bir konuyu konuşacaklar. <laughs> ...o anda da abdestleri yok. Yani girmelerinde bir mahsur olmaz. Evet, camide bulunulabilir. bulunulabilir Hocam temizlik evet. deyince bir izleyicimizin sorusu var... ...onu atlamayalım. Ee, demiş ki, camilerde yapılan temizlikteki elektrikli süpürgelerin... ...ve diğer malzemelerin altları ne kadar temiz? Onlar cami halısına değiyor. Acaba orada namaz olur mu? Yani bir şeyde necaset, necis olan bir şey... ...zahir olmadıkça o temiz sayılır. Hmm. Yani bizim bildiğimiz toz... Kirdir tamam evet. ama necis değildir. <laughs> yani mesela bir idrar necistir. Evet. Bu tür şeyler necistir. Ama mesela diyelim bir kan, toz, bir iltihap. Ya değil, mesela bunlar... bir kan, evet. bir idrar, bir iltihap, bunlar necistir. Namazın sıhhatine geçerli <laughs> olmasını engeldir. Evet. Ama toz toprak, bunlar engel değil. Ha bunlar engel değil diye bulunsun mu? Elbette bulunmaması evet. gerekir. Yani bazı camilerde mesela mescitlerde bazen kirli olabiliyor. Ha bu hoş bir şey değil. Elbette tertemiz pırıl pırıl olması lazım. Ama diyelim ki bir yere gittik. Hı hı. Gönlümüz rahat etmiyor. İstiyoruz ki daha temiz olsun. Daha temiz olmadı diye Bizim namazımızın geçerli olmasına bu engel olmaz. Evet içimiz rahat olsun i̇çimiz diyoruz. İçimiz rahat olsun ne evet. Güzel. Hocam Süleymaniye Camii'nin öyküsünü bir izleyelim mi birlikte? Tabii Ardından ki. devam edelim. Hazır bu kadar cami demişken İstanbul'da bilhassa Selahattin Camilerimiz var. Türkiye'nin farklı yerlerine yayılan Selçuklu döneminden kalma özellikle Anadolu'da çok güzel camiler varken... ...İstanbul'da Osmanlı Camilerini görüyoruz. O büyük mimar Sinan'ın muhteşem camilerinden eserlerinden bir tanesi Süleymaniye. İzleyelim kısaca tarihini hatırlayalım olalım. Ardından tekrar stüdyoya dönelim. İstanbul'un siluetini minareler ve kubbeler süsler. Şehrin en görkemli cami ise Süleymaniye Camii'dir. Dış ve iç estetiği seyredini hayran bırakan Süleymaniye Camii bir mimari şaheserdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun her bakımdan gelişmiş ve ilerlemiş olduğu devir olan 16. yüzyılda hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman kendi adına bir cami yapmak ister ve inşasını Mimar Sinan'a havale eder. Mimarlıkta bir deha olan Mimar Sinan, cami ve etrafını saran büyük külliyeyi 1550-1557 yılları arasında tamamlar. Caminin avlusunun etrafını çevrileyen külliyede medrese, kütüphane, hamam, aşevi, kervansaray, hastane ve dükkanlar bulunur. Süleymaniye'nin dış güzelliğini seyredebilmek için yapıdan uzakta olmak gerekir. Galata Kulesi'nden veya Haliç'in Galata kesiminden bu imparatorluk eseri bütün haşmetiyle görülebilir. Dört minaresi olan caminin esas mekanını büyük bir kubbe örter. Caminin ana girişi etrafı revaklarla çevrili, ortasında şadırvanı olan iç havludandır. Evet hayatın merkezi olarak camileri görüyoruz. Süleymaniye Camii'ni izledik. Tabii şu anda İstanbul'dan bakınca geniş bir bahçesi var. Evet. İstanbul'da her yerin çok ufak ufak arazilerin bile değerlendirildiğini düşünürsek fakat Süleymaniye kendi etrafı itibariyle hakikaten epeyce geniş yapıldığı dönem içinde imaretler var, bir sürü detayları olan çok küçücük camiler bile böyle hocam İstanbul'da. Yani özellikle merkezi yerlere konumlanmışlarsa caminin kendisi çok büyük olmasa bile insanın ihtiyaç cevap verecek diğer unsurlar da düşünülmüş. Bir kompleks gibi değerlendirilmiş. Külliye sanki. olarak yapılmış. Külliye olarak yapılmış. Evet. E, bu çok önemli bir şey değil mi? Siz yani, temiz gelmekten bahsediyorsunuz Elbette. Yani bu tabii genişlik dönemi. Yani caminin evet. etrafı açık olmalı. Yani saat bin evi Vakkas, e, Aşere-i dediğimiz Hı -hı. on sahabeden birisi evet. cennetle müjdelenen. O, yani ilk defa Kufe'de cami yaptırırken hı hı. kuvvetli bir okçuya diyor ki dört tarafa ok at. Evet. Ve aşağı yukarı 400 metre her köşesinden her tarafından boşluk bıraktı. Ne kadar güzel. Evet. Böylece etrafı açık. Hı hı. Bunu bizim geleneğimizde bu var. Evet. Yani bütün cami ve mescitlerde olabildiğince etrafı açık olur. Hı hı. Böylece insanlar gelir caminin etrafında toplanır. Caminin bahçesi diye bir şey var hocam? Avlusu evet. evet. Ve o... külliye mesela dediğiniz az evet. önce mesela hamamı var, medresesi var. Bir aşevi çok var, hatta... var ve birçok o külliyenin içerisinde yani fakirler gelir, orada Hı -hı. karnını doyurur. Yolcular ve benzeri insanlar gelir. Önce orada hamamda Hı -hı. güzelce yıkanır, ondan sonra mescide gider. Yani atalarımız her şeyi düşünmüşler. Evet. Yani Müslümanlığı böylece bir şeye büründürmüşler. Yani bir insan, medeniyet haline, medeniyet haline getirmişler. Böyle evet. oluyor değil mi? Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. İstanbul'dan ulaşıyor izleyenimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Çok inşallah. teşekkürler. Sağ olun. Bil mukabele. Buyurun. Ee, benim bir sualim olacak ama Hı -hı. bu cami ile alakalı değil de. Buyurun bir, buyurun dinleyelim. E, benim bir konuştuğum bir eş adayı var. -hı. -hı. beri Konuşuyorum hanımefendi. Evet. Ee, ailesi söyleyemiyor. Neyi söyleyemiyor dediniz? Bizimle, e, benimle birlikte konuştuğunu söyleyemiyor. Bizi istemeye gideceğiz Allah nasıl kısma ederse. Evet. Ama ailesi biz yabancıya vermeyiz diyerek kesirip battılar. Hmm. Bizi de çağırmadılar. Hı hı. Ben çok büyük çıkmazdayım. Ben ne yapabilirim? Bana hocam bir yol gösterebilirse sevinirim yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Yolunuz açık olsun. İnşallah kavuşursunuz da eğer hakkınızda hayırlıysa. Hoşçakalın efendim. Çok sağ olun. Hocam çok önemli bir şey. Çünkü son dönemlerde çok sık da konuşuyoruz. Yani eskiden insanlar bir mevzuları olduğunda önce din adamlarına sorarlardı. Evet. Oradan bir fetva almak isterdik. Onlara danışmak isterdik. Ee, ve onların kanaatleri bizim için esas teşkil ederdi. Bugün her şey kurumsallaşmaya başladıkça biz de kendi mevzularımızı tek bir alana sıkıştırıyoruz. Psikoloji bilimi gibi. Buradan istifade etmeyelim demiyorum ama e, bir, bir inanan insanın bütün ihtiyaçlarına cevap vermiş olması da mümkün değil. Çok şahsi bir şey. Ne dersiniz bir iki cümleyle? Sonra Fransa'dan ulaşan Suna döneceğim hemen. Yani Tam ben olayı anlayamadım. Hocam izleyicimiz Neyse. diyor diyor ki beyefendi benim diyor liseden beri görüştüğüm sevdiğim bir kız var fakat aile yani biz biliyoruz benim aile tarafım ama o kendi ailesine bir türlü söyleyemedi. Sonra biz söyledik gittik istemek istiyoruz fakat aile diyor ki sen yabancısın ben kızımı sana vermem. Yani, ben bu durumda ne yapayım? Yani yabancı derken... E, belki hocam hani onun detayını öğrenemedik ama belki kendi memleketlisine vermek istiyor. Belki akrabasına ha, vermek o istiyor. O manada belki. Herhalde yani. evet öyle bir yabancılık. Yani orada yapılacak Anladın şey mu? şu. O aileyi razı edecek insanlar varsa onları aracı kılacak hı hı. ve aile de bunu tanıyacak. Hı. Yani bir insan tanımadığı birisini elbette ilk etapta kızını vermek istemeyebilir. Hı hı. Ama zaman içerisinde Tanımamış olsa bile onun çok iyi birisi olduğunu, ahlaklı birisi, geçim ehli birisi olduğunu evet. bilirse zaman içerisinde bu anlaşılırsa verebilir. Onun için önce zamana bırakacak, acele etmeyecek. İkincisi de yani o ailede etkili olabilecek kimler varsa onlar aracılığıyla devreye girecek. Ailenin tereddütleri varsa o tereddütler o tereddütleri altından kaldırılacak. Evet. evet. Ne güzel söylediniz. Peki. Telefon hattımızdaki izleyicimiz Fransa'dan ulaşıyor. Sunan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Benim sorum şuydu. E, cema, evde cemaat yapınca Kur'an bilmiyorsa onun arasında namaz kılınır mı? E, bir de e, evde hoca cemaat yapıyorsa, erkek yoksa, bayansa e, onun birisi kamet getirebilir mi? kadınların kendi arasında cemaat olmasını mı kastediyorsunuz? Yoksa... Önce yoksa e, evde bir baba e, evet. arkasında karısı çocuğu e, baba Kur'an bilmiyorsa da e, cemaat olabilir miyiz Kur'an bilmiyorsa derken sureleri biliyor değil mi namaz tabii, tabii, surelerini tabii. biliyor tabii yani normal Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor yüzünden yani okumayı de bilmiyor. bilmiyor evet evet İkinci İkinci sorunuz de, evet arkadaki de bayanlarsa e, onlardan birisi cami getirebilir mi Onlardan bir tanesi kahmet getirebilir mi? Yine erkek olacak ama imam değil mi? Tabii tabii. Tamam. <laughs> de... Tam doğru anlayalım diye bu kadar detayla sordum. İkisinde de hocamız erkek ama Kur'an bilmiyor. Evet Babamız efendim. yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sunu Hanım. İyi günler Çok diliyorum. Fransa'ya selamlar. Hoşçakalın. Hocam buyursunlar. Şimdi tam ben, ben özetleyeyim de özetlersen. tekrar. Stüdyonun sesini sorularda biraz açmalarını rica edelim arkadaşlarımızdan. Ee, i̇lkinde izleyicimiz diyor ki baba evdeki ya da eş işte eşiyle çocuklarıyla cemaat oldu. Kur'an sure şey namaz surelerini biliyor fakat Kur'an'ın yüzünden, okumayı, yüzünden bilmiyor. okumayı bilmiyor. Acaba onun imamı imamlığı sahih olur mu? Şimdi, Geçerli midir? Eee sahabe döneminde insanlar Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlardı ama çoğu evet. yüzünden okumayı bilmiyordu. Yani ezbere bilmek ayrı bir şey. Güzel okuyorsa, telaffuzları, tecvidine uygun bir şekilde okuyabiliyorsa o insan e, imam olabilir. Olabilir. Hı hı. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumasıdır. Hı hı. Zaten bu diyelim ki hafızların önüne geçip de imam olmuyor. Evet, kendi, kendi ailesi ailesi, ailesi içerisinde evet. onlar da Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmiyorlar. Hı hı. Onlar da onun gibi dolayısıyla geçer önlerinde namazı kıldırır. Buna bir mani yok. İkinci sorusu da izleyicimizin şuydu. Yine aynı kişinin imam olduğunu varsayalım. İkinci bir erkek yok evde. Kadınlardan Kahmeti kendisi getir. Kahmet... Evet değil mi? İmam yani kendisi imamın kâmet getirmesine bir engel yok. Hı -hı. Önce kâmet getir sonra da tekbir alır. Namaz. Namaza durur. Böylece namazı kıldırır. Evet. Devam edelim hocam. Biraz önce adap'tan bahsediyorduk ama bir izleyicimiz kıraatla ilgili bir soru sormuş. Bir ev hanımı evde kendi kendine kıraat öğrenebilir mi acaba diyor. Yani bu kıraat tabi zor bir şey. Evet. Okuma yazmayı öğrenmek gibi değil. Mutlaka duyması gerekiyor. Evet. Onun için kendi kendine değil de en azından yakınında bilen birisi varsa veya... Diyanetin işte, bir sürü hocam Tabii kursları var. Kur'an kursları Kur kurslarına gidebiliriz. Evet en yakınındaki. Değil kurslara mi? Müftülüğe gidebilir. en azından buradan bir şeyde de tavsiyede de bulunmuş olalım. Müftülüklere müracaat ederek eee kıraat derken tabi burada tecvit mi kastediyor? Yani hangi düzeyde olursa daha, olsun, evet, yani biz değil burada mutlaka din hizmeti veren tabii ki. E, inanç, ibadet ve ahlakla ilgili toplumun ihtiyaçları yani, karşılamak. her bir harfi mahreci var. Evet. Yani çıkış çıkış yeri var. Nasıl çıkarıldığını bir başkasından duyması gerekiyor. Hı -hı bu tamamen kulakla ilgili bir şey gerçekten. evet. E, mutlaka e, şeyden e, müftülüklerden yardımcı olacak e, pek çok e, yetkili vardır. Bunu hatırlatmış olalım. Peki e, şimdi hocam cami adabına tekrar dönersek eğer en son bunu detaylarıyla soracağım müsaade ederseniz. izleyicilerimiz ki kusura bakmasınlar. Çünkü biz bazen bunları böyle çok detaylı olarak konuşmadığımız için ufak tefek hatalar evet. birilerinin hayatında bazı şeylerin değişmesine sebep oluyor. Diyor ki ben camiye gitmiyorum çünkü çok fazla ayak kokusu oluyor. Camiye gitmiyorum, insanlar soğan, sarımsak yiyorlar. Bir gün önce akşam bile yemiş olabilir. Öğlene kadar bazen bu koku geçmiyor ve rahatsız olduğum için gitmiyorum. Camiye gitmiyorum çünkü insanlar cemaat olurken saf dururken birbirlerini itiyorlar. Camiye gitmiyorum çünkü ölümden atlayarak geçiyor. Ben orada namaz kılarken daha buna hürmeti yok. Ben de kendimi orada iyi hissetmiyorum diyor insanlarımızdan bazıları. Ne dersiniz bütün bunlara? Yani bunlar belki camiye gitmemenin bir mazereti olmaz. Evet, olmamalı. Olmamalı evet. ama şunu kesin olarak bilmek gerekir ki biz bir ibadeti yapacağız derken başkalarına zarar vermemeliyiz. Hı hı. Kul hakkı ihlalinde bulunmamalıyız. Yani şimdi aynı şey Zahide Hanım. Buyurun. Mesela tavaf içinde söz konusu. Hı hı. <laughs> i̇nsanlar Kabe'ye gidiyor. Tavaf evet. Umre ya da hac için. Umre veya hac için veya nafile tavaf yapıyor. Evet. Hı hı. İtiş kakış. Yani şimdi böyle olmamalı. Yani şimdi hakikaten yani e, insanlar orada gayet anlayışlı olsa gayet nazik davransa hiç kimseye kimse itmeden çok rahat bir şekilde tavaf yapılır. Hı hı. Ama kimisi acele ederek böyle zikzak çiziyor, omuz vuruyor, itekliyor. Orada yaşlı insanlar var, evet. hasta olan insanlar var, sakat olan insanlar var. Yani Normalde niye acele ediyorsun? Zarar yani değil mi hocam? diyelim ki yarım saatte tavaf edeceğini 40 dakikada et. 50 dakikada yap. Oraya gelmek için ne gözyaşları döktün belki, ne evet. dualar ettin, geldin. Buradaki acelen nedir diyorsunuz. Elbette yani evet. kendini Allah'a ver. Kabe'yi temaşa ederek hı hı. aheste aheste tavafını yap. Evet. Böyle bir tavaf, belki öbür yüz tane tavaftan daha faziletli. Hı hı. Onun için burada da camide mesela hı hı. ön safta boş yer varken bir insanın arkada durması uygun değil. Hı hı. Niye? Gelen insanlar onun önünden geçmek zorunda evet. kalacak. Biz buna sebebiyet vermemeliyiz. Yani bir insan namaz kılan bir insanın önünden geçmek uygun bir davranış değil. Hı hı. Ama <laughs> buna kendimiz sebebiyet veriyorsak yanlışı biz yapıyoruz. Evet. Onun için önce ön saflar doldurulmalı. Yine saflar arasında diyelim ki boşluk varsa onları doldurmalıyız. Ondan sonra arkadaki safa geçmeliyiz. Bir de geçerken bazı insanlar çok aceleci oluyor. Evet. Kimisini itekliyor, kimisini omuz vuruyor. Bunlar yanlış. Ya evet. biz oraya sevap kazanmak için gittik. Evet. İnsanları rencide etmek, üzmek, insanlara zarar vermek için gitmedik. Amacımız ne? ibadet, Cenab-ı Hakk'ın rızası. Cenab-ı Hakk'ın rızası öncelikle zaydanım. Hanım, insanların gönlünü kazanmakla olur. Evet. İnsanların, insanları razı etmekle olur. insanlara iyilik etmekle olur. E biz orada ibadet edeceğiz diye insanlara zarar veriyorsak, faydadan çok zarar e, elde etmiş evet. oluyoruz. Az önce hocam tam da başlangıçta söylemek istediğim o tevazu buydu işte. Yani biz e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyoruz. Oradaki muradımız rızayı ilahi değil mi? Elbette. E, dolayısıyla yani daha mütevazi davranmakta fayda var belki. Bırakalım birisi ön safa geçsin. Yani böyle cemaat içerisinde kadınlar bölümünde de çok sık olan şeyler. Kendine bir adeta yer yapma. E, sanki hani camiye namaz kılmaya değil de oraya yerleşmeye gelircesine. Yani önümden Kendisine mahsus gerek. bir yer var bir kimse yer oraya varmış, hiç kimse oraya oturamazmış, evet. Bütün bunlar çok aslında son derece yanlış, yanlış şeyler. Yanlış. Hocam izleyicilerimizin evet. gündeme getirdiği bir mevzu var. Bunu ben de soracağım. Ee, bu ca camilerde sandalye meselesi, tabura meselesi evet. son dönemlerde sıkça gördüğümüz konulardan birisi deniliyordu. Fakat bu konuda müthiş bir hassasiyet var. Yani bir, son bir yıl içerisinde ben birçok camide artık göremiyorum diyebilirim. Biz Yeni Güne Merhaba'da sağlıkla ilgili ortopedik problemleri konuşurken defalarca bunu doktorlarımıza sorduk. Dediler ki mümkün mertebe o halde oturarak kılsınlar alıştırmaya çalışsınlar. Biz ağrısı gibi şeylerde bu bazen olabilir ama hakikaten hekim böyle tavsiye etmiyorsa biz burada bir genel bir onay vermiyoruz. İzleyicilerimiz diyorlar ki e, bu mevzuda ne yapılabilir? Acaba bizim insanımız kolaya mı kaçıyor demiş bir izleyicimiz. Yani orada tamamen kalbin mutmain olması önemli. Evet. Ama bunu söylerken tabii şurası da önemli. Yani alanda uzman olan bir hekim. <laughs> ya sen oturarak namaz kılman gerekir. Sandalyede kılman gerekir. Yani menisküs vardır. Başka türlüsü, baş, evet, başka türlüsü değil derse... kısa vadede olmasa bile uzun vadede diz kapaklarını zarar görmesine Hı -hı. yol açacaksa bunlar söylüyorsa buna uyması gerekir. Hı -hı. Yani biz dışarıdan ya tamamen sandalye dolduğu zaman hoş değil. Evet. Ama mesela diyelim tabure vesaire şeyde de var. Mescid nebevi'de Hı -hı. de var. Hı -hı. İnsanlar alır, namazını kılar, tekrar koyar. Evet. Ama burada demin söylediğimiz gibi yani birisi çok yaşlıdır. O kendi gücü yoktur. Hı -hı. E, nam namazı oturarak kılmak durumundadır. Ayakta duramıyordur. Oturur. O kendi kanaatine göre hareket edecek. Vicdanı orada e, esas evet. karar verici olacak. Evet. Evet. Bizim dışarıdan o insanları ayıplamamız, kınamamız yanlış. Hı hı. Yani niye bu insanlar üşeniyorlar, işte kolaya kaçıyorlar mı yanlış. Hı hı. Ama birisi de tamamen istediğiniz şekilde namaz kılabilirsin diye kolaylaştırıcı şeyler söylüyorsa bu da yanlış. Evet. Onun için bizim insanımız... İkrat tefritte olmasın. Elbette. Bizim insanımız Zahide çoğu kere hükümleri bilmiyor. Hı hı. Nafile namazları oturarak da kılabilir. Evet. Yani farz namazların gücü yeten insanın mutlaka ayakta kılması gerekir. Hı hı. Gücü yetmiş olsa bile nafileler oturarak da kılınabilir. Evet. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşı ilerlediği dönemlerde nafile namazları oturarak kılmış. Hı hı. Şimdi yaşlı olan hani diyelim ki insanlar mesela teyzelerimiz var diyelim ki hı hı. zor kalkıyorlar. Evet. Belki farzları ayakta kılabilirler ama onlar sünnet namazları, nafile namazları oturarak kılabilirler. Yani burada ölçü demin söylediğimiz gibi Ölçü tabii hekimlerin söylediği önemli evet. ama ondan daha da önemlisi kişinin vicdanını rahat edip etmeyeceğidir. Yani ben bu namazları bu şekilde kılarsam namazım olur mu olmaz mı? Kanaati kendisinde evet. oluşmalı. Burada bir kıyas yapacak diyor. Evet. Değil mi? evet. Yani sağlığının bozulacağına kanaat getiriyorsa Hı. o zaman oturarak kılabilir veya sandalyede kılabilir. Her ikisi de mümkündür. Evet. Hocam izleyicilerimizin soruları var ama Tahiyyetül Mescid namazından bahsetmiştik. Onunla ilgili bir videomuz var. İzleyelim Şimdi ondan, ondan önce dilerseniz... bir dakikada Buyurun, bir şey yapsak. Lütfen, Şurası karıştırıyoruz Aydanım. Hanım. Buyurun. Yani oturarak kılsın diye ısrar edenler var. Halbuki hmm. Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sandalyeler yoktu. Evet. Onun için yani oturmak bizim fıkıh kitaplarımızda oturarak kılar ifadesi o döneme mahsus. O dönemi yansıtan ibareler. Hı -hı. Yani dolayısıyla şimdi bir insan oturduğunda eğer sağlığına zarar verecekse sandalyede kılması Hı -hı. şey değil, sakıncalı değil. Evet. Onu da bazıları karıştırıyorlar. Ya o zaman sandalye yoktu ki biz hani kitaplarımızda bu ibare yer alsın. Ha, sandalye yoktu diye sandalyede hiçbir şekilde kılınmazlığa getiriliyor. Öyle yani fıkıh evet. kitaplarında yazmadı diye. O dönemde evet. zaten sandalye yok ki fıkıh kitaplarında yazmış olsun. Yani belki orada bir kütükten bahsediyoruz. Biz, evet tabi ki. Yani daha taburensiz şeylerden bahsediyoruz. ve şeylerden. Veya, evet sedirden. Hocam bir izleyelim dilerseniz. Nasıl kılınırla ilgili detayı. Ondan sonra mescide girdiğimizde biraz da böyle olayın belki sonlara doğru pozitif tarafından da konuşmak lazım. Etraftakilere selam vermekten tutun da işte bir iki rekat hiç değilse mescit namazı kılmaya varıncaya dek aslında bu adabın gerçekleşmesi gereken ya da olsa güzel olur diyeceğimiz taraflarından birkaçı. izledikten sonra yeniden stüdyodayız. 11-15'te veda edeceğiz ve ardından hep beraber Cuma Sevinci'ni izlemeye başlayacağız. Tahiyye selam vermek demek. Tahiyyetül Mescid ise mescidi, camiyi selamlamak demektir. Kur'an-ı Kerim'de mescitlere Allah'ın evleri denilmiştir. Bir eve giren kimsenin önce ev sahibini selamlaması kadar tabi bir şey olamaz. O halde Allah'ın evine girenin onu selamlaması gerekir. Selamlamanın da en mükemmel ve en güzel şekli namazla olur. Camiye giren mümin, tahiyyetü'l mescid kılarak Rabbini selamlamış, ona bağlılığını, saygısını ve kulluğunu sunmuş olur. Tahiyyetü'l mescid namazının mescide girildiğinde henüz oturmadan kılınması daha faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden her kim mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Evet efendim yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Mehmet Can Bulat hocam stüdyo misafirimiz ve e, cami adabını konuşuyoruz. E, sorularınızı yeni güne merhaba etdiyanet.tv adresinden aynı zamanda telefonla bize ulaştırabilirsiniz diyelim tekrar. Ve hocam e, şeyi konuşalım biraz da camiye girerken etrafımızdakilere selam vermek, o vakit namazlarını beklerken bazen orada yapılması sevap olan şeyler var mıdır? Bundan konuşmakta yarar var belki. Ee, hani bu mescit namazı kılmak böyle de evet. biliriz. Evet. Yani camiye giderken daha evden çıktığımızda <laughs> biz bir ibadeti ifa etmek üzere, yerine getirmek üzere gidiyoruz. Bir kere Cuma niyetimizde günleri için belki böyle ama hani normalde yani normalde vakit de bir insan vakit da, namazında da hani camiye gidiyorsa <laughs> bir ibadeti yapmak üzere çıktığı için yolda giderken de ibadet etmiş gibi oluyor. <laughs> Bu arada tesbihatta bulunabilir, Cenab-ı Hakk'ı zikredebilir, salavat getirebilir. Boş şeyler en azından konuşmaz. Hı hı. Yani camiye varıncaya kadar da zihnini e, diyelim ki orada ka şey yapacak, e, karıştıracak, ibadet karıştıracak, evet. ibadetten alıkoyacak şeylerden uzak tutmaya hı hı. çalışır. Hı hı. Şimdi ne kadar önemli. Yani rekat aralarında şey sünnet bitip de farza geçerken cep telefonuna bakmamak mı lazım hocam? Tabii ki yani ee, mesela daha evden çıkarken sessize alabilir. Hı, hı Veya camiye girdiği zaman tamamen kapatabilir. Çünkü biz yani hem kendimiz huşu ve huzudan, huzurdan mahrum kalmış oluyoruz hem de başkalarının zihnini karıştırmış oluruz. Evet. Yani bir anda düşünün namazdasınız. Bir e, telefon çalıyor. Evet, enteresan bir müzik. Yani hem de uzun çalıyor. Yani diyelim ki bir bir defa olsa susmak bilmiyor. Evet. Şimdi onun için oradaki insanların Huzurunu bozmaya bizim hakkımız yok. <laughs> İbadet için gelmişsek mutlaka telefonlarımızı ya sessize alacağız ya da kapatacağız. Evet. Bu çok önemli. Karşılaştığımız insanlara selam vereceğiz. İçeride oturduğumuz süre içerisinde biliyorsak diyelim namaz vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. <laughs> Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsak tesbihatta bulunabiliriz. Şimdi yeni nesil gençler eline alıyor telefonu caminin evet içerisinde hocam, bile telefonla sürekli yazışıyor, yazışıyor, evet. e, ha, şey haberlere bakıyor. Ya bunlar en azından camide yapmıyor. Hı hı. Yani bunu dolmuşta giderken, otobüste giderken yapmamız bile aslında uygun değil, hı hı. zorunlu olmadıkça. Niye? Ya biz. Sohbet kültürünü öldürdük evet, Zahide Hanım. Evet hocam abi. çok haklısınız. Eskiden çok insanlar haklısınız. yan yana otobüste oturduğu evet, zaman hocam, konuşurlardı. çok doğru. Oradan dostluklar oluşurdu. Elbette. Değil Birbirlerinin dertlerini dinlerdi. dinlerdi. İkisi de aynı hastaneye gidiyorsa ya senin neyin evet. var o senin neyin var veya hastanede orada otururken şimdi insanlar oturuyor hı hı. hastanede de öyle, yolda da öyle, camide de öyle Adeta esir olduk. Evet. Teknoloji bizi esir aldı. Ve herkes bize bir yük gibi aman kimse benimle konuşmasın da diyoruz. Konuşmasın, hocam. Yani meşgul etmesin. Meşgul etmesin. Biri bir şey soracak olsa bunu da çok e, sıcak bakacak mıyız? Öyle davranacak mıyız? O da ayrı bir tartışma konusu. Telefon hattımızda bir Tabii izleyicimiz ki. var. Zehra Hanım Antalya'dan ulaşıyor. Hoş geldiniz Zehra Hanım yayınımıza. Alo. İzleyicimiz bizi duyabiliyor mu acaba? Zehra Hanım hoş geldiniz. Evet. Sanıyorum telefon hattında bir problem var. Tekrar bağlanırlarsa dönelim. Çok önemli bir yerde kalmıştık hocam. Cami'lere gitmek esasen bizim bu unutulmuş olan sohbet kültürünü yeniden canlandırmak için de çok güzel bir vesile. Elbette. Cami'nin tabii. en güzel taraflarından birisi mesela o bahçesinde oynayan çocuklarla birlikte orada oturup vakti ezanı bekleyen amcaların, abilerimizin olması ve onların kendi aralarında bir muhabbet ediyor olmaları. Bu çok. ...çok hoş bir instantane. El, elbette, bunlar yitirdik şimdi. Evet. Yani eskisi gibi değil. Yani e, camiye gidiyoruz, kimseye selam vermiyorsak selam yani vermiyoruz. burada bir problem var değil mi? Elbette. Yani, yani. yanımızdakine şöyle bir bakıp tebessüm etmiyorsak yani tebessüm etmek, doğrusu, aynı Allah'a ibadet hatır etmeye. sormak. evet. Zaten selam yani verdiğiniz işte. zaman yani e, medeni olmanın ölçüsüdür selamlaşmak. Yani bir insan e, yani böyle selam vermeden Ha şöyle yüzlerce insanın içerisine girdiğiniz zaman elbette orada selamlaşma olmayabilir. <laughs> Çünkü insanlar hızlı bir şekilde yoldan akıyorlar. Hangisine selam vereceksin? Evet. Ama bir bir yere vardınız. Bir caminin avlusunda bir insan duruyor. Elbette selam vermeniz lazım. Tebessüm etmeniz lazım. Hatta her ikisi de dışarıdan gelmişse bir merhabalaşıp işte <laughs> nereden geliyorsun? Hal hatır sorma ve benzeri şeyler. Ya da işte orada duran zavallı durumunda birisi varsa onun bir sıkıntısı var mı yok mu bunları sormamız gerekir. Yani cami bize bunları da öğretmeli. Ne güzel. Yoksa sadece ibadet yeri değildir orası. Elbette camiye gittiğimiz zaman vakit müsaitse yani kerahat vakti değilse iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılarız. Bu cami selamlamadır. Evet. bu mümkün olmazsa yani kerahat vakti içerisindeyse o zaman selavat getiririz. Hı hı. Camiye girerken sağ ayakla gireriz. Evet. Buna dikkat etmeliyiz. Sol ayakla çıkmalıyız. Allahum eftah aleyna ebvabe rahmeti. Evet. Ya Rabbi rahmet kapılarını bize aç hı hı. Ee, diye böyle camiye girerken dua etmeliyiz. Arapçasını bilmeyen bir insan evet. Türkçesiyle hı hı. dua hı hı. edebilir. Evet. Cenab-ı Hak'tan rahmet, bereket dileyebilir. Bugün toplumda en büyük eksikliğimiz bu bereketsizlik değil mi? Evet. Onun için bunu her yerde bu duayı tekrarlamalıyız. Yani insanlar çok para kazanıyorlar ama bereketini görmüyorlar. Evet. Öyle bir dönemi yaşıyoruz Aydın. Maalesef hocam. Belki bu da bereketin kaçma sebeplerinden birisi de kendimizi çok korunaklı alanlara hapsetip ama ne kimse bana bulaşsın ne ben kimseye karışayım dememiz. Belki sizin bu hatırlatmanızla bugün vesile olur. Şöyle yanımızda bu saatten sonra seyahat edecek izleyicilerimiz varsa otobüste, trende, metroda her neredeyse yanındakiyle birkaç cümle konuşmaya vesile olmuş olur burada söylediklerimiz inşallah. Bir evet. camide gördüğümüz kişiye hal hatır sormaya vesile olur. Böyle ufak ufak hatırlatmalar bizim hayatımızı güzelleştiriyor. Mutlaka. Bunlar da iyilik hanesine yazılıyordur Elbette. inşallah. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok sağ ediyorum olun. Zaten. Ağzınıza ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar ben olsun ediyorum. inşallah. Bütün seyircilerimiz için tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir duamız var. Onu da izleyip veda etmiş olalım ve pazartesi saat 10.30'da farklı konu ve konuklarla TRT Diyanet ekranlarında yeni Güne merhaba da tekrar karşınızda olmayı umduğumuzu söyleyelim efendim. Hoşçakalın. Hayırlı cumalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala etbai Muhammed. İlahel alemin. Sen bizlerin gönüllerini Resul-i Ekrem, nebi Muhterem Muhammed Mustafa'nın ve onun tahir ehli beytinin sevgisiyle aydınlat. Bu sevgiyle gönüllerimizi ve cümle ehli imanın gönüllerini süsle. O yüce sevgiyi yol göstericimiz yap. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beyti temiz soyuyla onlar uğruna canlarını feda eden serdar şehitleri bizden hoşnu değil. Allah'ım cümlemizi yakıcı ahiret gününde şehitler serdarı İmam Hüseyin ve onun uğruna canlarını feda edenlerin şefaatine nail eyle. Allah'ım cümle muhibbi hanedanı, Ehli Beyt bendelerini kemal Kerem'inden, Rufran-ı Rahmani yeden cennet mekan eyle. eşref mahlukat, Hatemi Enbiya Muhammed Mustafa Hazretlerini onun temiz soyu için matem tutan ve gönülden sevenlerden haberdar ile. Ve salatu ve selamu ala Enbiya-i Mürselin.